Bugün öyle bir sektörü konuşacağız ki göz bebeğimiz diyebileceğimiz bir sektör. Ülkede gelir dağılımının düzeltilmesinden, bölgeler arası farklılıkların giderilmesinden, dünyada tanınmasına kadar bir dizi alanda Türkiye'yi yukarı çekecek bir sektör. Öyle de gerçekten özellikleri olan bir sektör. Ama biz o sektöre, o kadar önemli bir sektöre gerçekten biz ne kadar önem veriyoruz? Türkiye İyi Sanayicileri Derneği Başkanı ile bunu konuşacağız. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi biraz önce ifade ettiğim gibi gerçekten çok boyutlu, istihdam boyutu olan, markalaşma, Türkiye'nin tanınırlığı, bilinirliği boyutu olan bir sektörü konuşuyoruz. Bu sektöre biz bu kadar önem arz ediyor muyuz, atfediyor muyuz? Yeterli önemi veriyor muyuz? Onu merak ediyorum açıkçası. Evet, aslında bizim sektörümüze baktığımız zaman 80'li yıllarda bu sektörün temeli atılmış. 80 ile 2000 yılı arasına kadar bir sektörümüz bir noktaya kadar gelmiş. Özellikle biraz önce de konuşmuştuk, tarımdan sanayileşme devrimine geçerken kullanılmış olan bir sektör aslında bir ara sektör olarak gözüküyor. Örnek aldığımız hem Avrupa ve başka ülkelere baktığımız zaman yine geçişlerini bu şekilde tamamlamışlar. Özellikle biraz önce... Ülkeleri zenginleşmeye götüren sektör. Tabii ki aslında, yani hem sanayileşme hem buradaki sürdürülebilirlik açısından emek yoğun bir sektör. Toplamda tekstil ve hazır giyim sektörünü ve perakende sektörünü topladığınız zaman 2 milyona yakın çalışanımız var. Kadın ağırlıklı bir sektörüz. Kadın ağırlıklı çalışan bir sektörüz. Emek yoğun sektörle beraber aslında ekonomiye bir lokomotifi olarak bakmak gerekiyor. 80'li yıllarda yapılan ihracatla beraber buradaki kurumsallaşmalarla firmaların gelişimi, kurumsallaşma ve diğer sürdürülebilirlik ayaklarını tamamlayan nadir sektörlerden bir tanesi bizim sektörümüz. Buradaki önemli olan katlı değer ve katma değer olarak bakmak lazım. Hazır giyim ve tekstil sektörü ülkemizin bugün üçüncü lokomotif sektörü. En çok, en az cari açık yaratan, en fazla cari veren bir sektörüz baktığımız zaman. Sonuçta biz bir pamuk ülkesiyiz, bir tarım ülkesiyiz. Nihai pamuktan full entegrasyon sistemini kurguladığımız zaman garment tarafını, yani üretim kısmına baktığımız zaman noktayı koyan bir sektörüz. Bu şekilde tanımlayabiliriz. Şimdi bu sektörü baktığımızda biraz önce söylediniz. Sektör farklı bir boyuta doğru gidiyor. Yani katma değeri giderek yükseliyor. Biraz önce içeride konuştuğumuzda 14 dolar civarında kilogram fiyatı olduğunu ifade ettiniz. Katma değeri yükselen ve Türkiye'de bunu yakalayan bir sektör. Mesela teknik tekstil diye bir kumaş üretimi gündeme geldi. Siz de bunun üzerine hazır giyimle ilgili bir farklı şeyler bina ediyorsunuz. Baktığımızda Türkiye bu aldığı mesafede hani bir şey tespiti yapıyoruz. Biz Çin kadar üretim kapasitesine sahip değiliz belki ama onun ikincisiyiz. Tasarımda da İtalya kadar değiliz ama onun ikincisiyiz. Böyle bir ortadayız ve dünyada burada çok önemli bir yerde duruyoruz. Buradan çok önemli bir noktaya sıçrayabiliriz. Bu tespit hala geçerli mi? Evet, bugün baktığımız zaman aslında hazır giyimde her türlü ürünün üretebildiği dünyada 5. üretim ülkesiyiz hazır giyim sektöründe. Baktığımız zaman çorapta 2.'yiz, denimde 3.'yüz. Bazı sektörlerde aslında dinamik olmamız devam ediyor. Ama sonuçta dünya gelişiyor ve dönüşüyor. Özellikle pandemiyle beraber iş süreçleri çok ciddi şekilde değişti. Bu hazır giyimde baktığımız zaman fashion algısı, hızlı moda algısı ilk önce değişti. Daha önceden fast fashion dediğimiz şey, hızlı moda dediğimiz şey şu an yavaş modaya geçti. Özellikle pandemiyle beraber tüketici alışkanlıkları değişti. Şu anki modayı aslında tüketiciler belirliyor. Tüketicilerin belirlediği modada da aslında yavaş modayı görüyoruz. Ve burada biraz daha insani değerlerin uygun olduğu ürünlerin tüketildiğini görüyoruz. Burada zaten en son birkaç yıldır işlenen bu sürdürülebilirlik esaslarına dayalı işlerin yapma olasılığı da zaten temelinde bu yatıyor. Özellikle işin dijitalleşme kısmı, işin bir kısım Avrupa standartlarına uyum, işin dijital kısmının yanında biraz önce söylediğiniz tasarımla ilgili bugün ciddi tasarım ve know-how'umuz var. Hızlı burada esnekliğimiz var. Kullandığımız dijital platformlarla, dijital showroomlarla aslında ürünlerimizi pazarlıyoruz. Bugün hazır giyim sektörüne baktığımız zaman geçen sene 21 milyar dolar ihracatımız var. Aslında toplam sektör boyutuna baktığımız zaman sadece hazır giyim sektörü bugün 60 küsür milyar dolar.
iç piyasa, perakende, turizm harcamaları, yolcu beraberindeki ticareti düşündüğümüz zaman bugün toplamda 60 milyar dolar, tekstil sektörünün içine koyduğumuz zaman 100 milyar dolarlara varan bir rakama ulaşıyoruz. Çok büyük bir rakam. Evet. Değil mi? Yani Türkiye ihracatının çok önemli. Biz burada şunu da koyuyoruz üzerine değil mi başkanım? Yani biz anahtar teslimi ürün ya da işte bir A'dan Z'ye ürün yapabiliyoruz artık. Dünya markalarına, devlerine öyle biliyorum ben. Doğru evet. mu? Geçmişte daha çok aslında partner entegre sistemiyle çalışan bizim sektörümüz son zamanlar özellikle 4-5 yıldır full entegre sistemine döndük. Nedir bu full entegre sistemi? Sonuçta bizim ülkemiz biraz önce de söylediğimiz gibi bir tarım ülkesiyiz. Pamuğa dayalı bu işler. Pamuktan başlayarak nihai ürüne kadar full entegrasyonu sağlayabiliyoruz. Zaten bizim Avrupa'ya ihracat yapmamızın nedenlerinden en büyük nedeni bu full entegrasyona sahip olmamız. Coğrafi konumumuz. Burada önümüzdeki dönemlerde bunun avantajını daha da çok yaşayacağız. Özellikle AB standartlarına uyum göstermemizle beraber. Çünkü karbon salınımı denen bir durum var önümüzdeki dönem. Bu hem esnek üretimimiz hem full entegrasyon sistemini önümüzdeki dönemlerde kullanacağız. Yani o bizim için fason üretim değil artık. Değil mi? Yani biz fasoncu olmayalım diyorduk geçmişte ya. Bu yapılan şey yani anahtar teslimi adamın tasarımından şeyine kadar her şeyini yapıp markaya dünya markasına bunu sunmak bir fason değil bu. Daha ötesi bir şey diye düşünüyorum. Burada nasıl yani Türkiye dünyada önemli bir yerde mi bu? Dünya devlerine ürün üretme noktasında önemli bir yerde mi? Bu soruyla son zamanlarda özellikle çok fazla karşılaşıyoruz. Evet. Şimdi şöyle bakmak lazım. Sonuçta emek yoğun bir sektörüz. Bugün tekstil sektörüyle beraber 1,5 milyon insan çalışıyor. Bu sektörde lokomotif bir sektörüz diyoruz. Sonuçta biz yaptığımız bu ürünleri Avrupa'ya, Amerika'ya ve diğer ülkelere de paylaştırıyoruz. Özellikle yaptığımız ihracatın %68'ini Avrupa Birliği'ne yapıyoruz. Şimdi oradaki de markalarla beraber çalışıyoruz. O markalara satıyoruz. Aslına baktığınız zaman bir nebze evet fason üretim diyebiliriz. Ama şöyle değerlendirmek lazım. İşin değer veya katma değer kısmına baktığınız zaman ilk önce bu işleri üretip sonra bunları değerleştirmemiz lazım. Üzerine bir takım konduracağımız kuşlarla beraber markaları oluşturmamız lazım. Marka üretici olmadan marka olmak çok kolay bir şey değil. Marka üretmeden marka olmak evet. Kolay değil. Burada ilk önce marka üretici olacağız. Sonra evet. Bu marka üreticilikten edindiğimiz know-how ve tecrübeyle beraber de marka olacağız. O markalarla geçiş yapıyor muyuz şu evet, anda? Evet, yapıyoruz. Tabii ki yapıyoruz. Yani marka üreticisi olan bazı firmalarımız markalaşma doğrultusunda çok önemli adım. Evet. Yani dünyada önemli markalarımız var mı tekstilde? Tabii bugün Türkiye'de baktığımız zaman, yerel markalarımıza baktığımız zaman hep tabanında marka üreticilikler yatar ya da üreticilikler yatar. Onlar bir genetik değişikliğine giderek işin markalaşma kısmına doğru yönelmişlerdi. Biraz önce dediğim çok önemli bir şey. Herkes bir marka olma olasılığı yok. Ama marka üretici olabilirsiniz. Marka üretici olarak da bu Avrupa'daki ya da Türkiye'deki markalara çalışma durumunuz ve imkanınız olabilir. Marka üretici olmanın da boyutu bence had safhada önemli. Yani marka üreticisi olmak ucuz, yani o fasoncu olma anlamına gelmiyor. Çünkü orada da katma değer var, orada da tasarım var, dizayn var, dijitalleşme var, bir sürü şey var orada da. Tabii buradan otomotivden örnek verebiliriz. Daha düne kadar bir otomotivimiz yoktu ama bugün bir otomotivimiz vardı. Ne yaptık? İlk önce marka ürünleri, marka otomobillere yedek parçalar ürettik. Bir know-how oluşturduk. Oradan da bir marka ve bir otomobilimiz oldu. Yarın öbür gün başka konularda da bunu kullanacağız. Evet, yani biz önümüzdeki dönemde hazır giyimde birkaç tane dünya markası çıkartabilecek, hepsi marka olmaz dediniz, oradan hareket ediyorum, çıkartabilecek durumdayız. Burada mesela geçmişte Turkuality diye bir çalışma vardı. O çok iyi destek gibi algılanıyordu. Başka bir şeyler yapması gerekiyor mu Türkiye'nin? Özellikle kamu tarafının önünü açmak için, sektörün önünü açmak için bir şeyler yapması gerekiyor mu? Tabii ki. Yani sonuçta bu sektörümüzü bir stratejik hale getirmek gerekiyor. Pamuğumuzu stratejik bir ürün haline getirmemiz gerekiyor. Bu sektör stratejik bir sektördür diyorsunuz evet, değil mi? Altın kesinlikle. Çünkü istihdam boyutuyla, katma değer boyutuyla işte bölgeler arası farklı döviz kazandırıcı giden, sebep evet. Olarak cari açığa verdiği destek. Kamu öyle kabul ediyor mu? Bazen kabul ediyor, bazen evet, kabul etmiyor. Evet. İlk önce kamu otoritesinde bunu planlamasını orta ve uzun vadeli olarak yapmak gerekiyor. Sonuçta emek yoğun bir sektör bu. Ülkemizin 85-86 milyon insan olduğunu düşünürsek
yine biraz önceki söylediğime vurgu yaparak tarımdan sanayileşmeye geçerken kullanabileceğimiz en önemli sektörlerden bir tanesi bu sektörümüz. Şimdi bu seneki verilerimize baktığımız zaman bir sene öncekiye göre adet bazlı düştük, birim fiyatı yukarıya doğru çektik. Biraz önce ne dedik? Tüketim alışkanlıkları değişti. Modayı tüketiciler daha çok belirledi. Yani bizim daha çok değerden daha çok katma değer yaratmamız gerekiyor. Yani bizim fiyat odaklı değil, değer odaklı olmamız gerekiyor. Bizim değer odaklı olabilmemiz için işte niteliklere ihtiyacımız var. Bu dijitalleşme, sürdürülebilirlik, doğru pamuk, sürdürülebilir pamuk, işin halk dilimiyle işte bu daha çok organik pamuklar. Bu sebeple zaten biz tekstille hazır giyime baktığımız zaman et ve tırnak gibiyiz. Doğru. Sonuçta bizim ülkemiz sadece hazır giyimden ibaret değil. Tekstil iyi olmazsa, Ahmet Bey Başkan öyle demişti. Tekstil iyi olmazsa hazır giyim de iyi. Tabii ki birbirine bağlantılı. Sonuçta pamukla başlıyor, iplikle devam ediyor. Biraz önceki entegrasyon da oradan geliyor. Sonuçta biz hazır giyimci olarak biz nokta koyacağız. Evet. Şimdi şöyle, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, Türkiye'nin sektör gibi. Bu sektör de Türkiye'nin en eski ve köklü sektörü. Yani ihracat yapan ilk sektörlerinden biri. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği de öyle. Lobicilikte vesaire de Türkiye'de bir takım adımları ilk atan derneklerden biri. Bir de başkanları çok meşhur oluyordu geçmişte. Evet. Siz de önümüzdeki dönemde sanıyorum öne çıkacaksınızdır. Baktığımızda Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin çalışmaları vesaireleri ne yapıyor mesela son dönemde? Çok önemli şu çalışmayı başlattık, buradan hareket ediyoruz dediğiniz bir şey var mı? Bir kere pandemiyle beraber biliyorsunuz evet. Maske ürettik. Herkese maske ürettik. Orada çok başarılı Türkiye. Evet, çok orada hem maske ve medikal kıyafetlerde ciddi orada ivme kazandık. Pandemiyle beraber mesela dünyada bu bize çok bir prestij kazandırdı mı? Bir kere kendi ülkemize kazandırdı. Çok orada, hızlı hareket ettik. Tabii pandemi döneminde neredeyse 1 milyar dolarlık bir ihracatımız oluştu ve hiçbir zaman dışarıya bağımlı olmadık. Ve bugün için deprem biliyorsunuz en büyük felaketimiz. Aşağı yukarı 3 ay önce yaşadığımız deprem felaketiyle beraber. Şimdi depremden sonra Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği ne yaptı? Özellikle 11 tane ili çoğunu ziyaret ederek biliyorsunuz bizim hazır giyim karelerimizden... Hasar gören fabrikalar var mı? Evet, tabii ki. Yani özellikle Maraş, Adıyaman, Malatya bizim oraları tekstil ve hazır giyim kareleri. Biz hemen Adıyaman ziyaretimizde baktık ki barınma sorunlarımız var. Hmm. Bu barınma sorunları olarak hemen olaya el attık. İlk Adıyaman'daki oluşan konteyner kent şehrini oluşturduk. Geçen hafta da burasını ziyaret ettik. Bugün için 308 tane konteynerin bulunduğu, 1200 kişinin yaşadığı barınma alanını oluşturduk. Ve bundan sonraki dönemlerde de diğer şehirlere ve diğer bölgelere de destek vermeye devam edeceğiz. Çünkü bizim özellikle sektörümüzün %10 üretim kapasitesinin de bu 11 tane ilde olduğunu düşünürsek, o iller bizim için çok önemli. Hem oranın demografik yapısının bozulmaması ve iş insanlarımızın orada hayatlarını devam ettirebilmesi için Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği hemen bu konuda bir öncülük yaptı. Şimdi bir de çok şey konuştuğumuz, çok konuştuğumuz bir konu var. Hazır giyim ve tekstil Anadolu'ya açılsın, Anadolu'ya gitsin. Bu çok konuştuğumuz, özellikle İstanbul'dan taşınsın. Burada ne aşamadayız, hangi noktadayız? Ya da bu söylem devam etmeli mi? Siz bireysel olarak gitmişsiniz Anadolu'ya ama sektör olarak baktığımızda ne durumdayız? Bunu devam edelim mi söylemeye? Mesela buna itiraz da var. Diyor ki ben o tasarımcıyı Anadolu'ya götüremiyorum. Onun için de işte Anadolu'ya gitmek benim için dezavantajlı diyenler var. Sizin sektördeki önde gelen kuruluşlar. Ne dememiz lazım? Doğrusu nedir bu işin? Biz bunun için zaten sizin o son söylediğinizden bakarak özellikle İstanbul'u ve Batı'yı moda merkezi yapalım. Anadolu'yu, Karadeniz'i, Güneydoğu'yu üretim merkezi yapalım diye çalışmalarımız var. Bu konuda söylemlerimiz var. Yeni fabrikaları oralarda oluşturalım. Yeşil fabrikalarımızı oluşturalım. AB standartlı fabrikalarımızı orada oluşturalım. Biliyorsunuz en büyük cari açığımız enerji. En çok ciddi parayı verdiğimiz yer enerji. Yeni kuracağımız fabrikaların üzerlerine yenilebilir enerji sistemlerini kuralım. Yeni oradaki yapacağımız dijital yatırımlarla daha katma değerli ürünler yapalım. Önümüzdeki dönemlerde adet bazlı belki gerilemelerimiz olacak ama bizim ortalama fiyatımızı arttırırsak yine işlerimizi geliştirecek. Ve batıdaki hem nüfusun farklı şekilde güçlenmesi ve son zamanlarda da bu depremdeki yaşadığımız can ve mal güvenliği bizim için çok önemli. Özellikle iş güvenliği ve iş standartları açısından baktığımız zaman aslında bu büyük bir avantaj. Biz her zaman endüstriyel bir göçün şu an için Anadolu'ya olmasını destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Batı'da ana merkezlerimiz evet kalabilir.
Bunu teşvik mekanizması olarak bakmamak lazım. Hem işin sürdürülebilirliği hem de gelişmesi olarak bakmak gerekiyor. Tabii biraz önce söylediğiniz kamunun ve otoritenin de burada çok büyük desteği olması gerekiyor. Yoksa Anadolu'da yaptığımız işlerde son derecede başarılıyız. Ölçek ekonomisini mutlaka kullanmamız gerekiyor. Endüstriyel göçünü de batıdan alıp Anadolu'ya ve doğuya götürmemiz gerekiyor. İşte mesela bu ülkenin kalkınmasına dönük de çok lokomotif olabilecek bir sektör bu, hazır giyim sektörü. Yani bir yerde bir fabrika kuruyorsunuz, orada yüzlerce insan çalışıyor. Onlar göç etmiyorlar, orada doyuyorlar. Sonra onların çocuklarına bir okul yapılıyor, okul gelişiyor vesaire. Böyle sosyal boyutu da olan bir sektör aslında baktığınızda. Bunun kamuya da bir şekilde anlatılması lazım. Altını çizdiğiniz bir nokta var. Biz işte yeşil mutabakat kapsamında yeşil ekonomiye dönük yeşil fabrikalar ya da yeşil tekstil hazır giyim üretimi noktasında rakiplerimize göre bir adım öndeyiz. Bana öyle geliyor en azından. Yani Bangladeş ve son dönemde bizim rakibimiz olan Bangladeş, Mısır gibi ülkelere göre bir adım öndeyiz. Avrupa'ya yakınlık belki burada çok bir avantaj. Öyle mi doğru mu düşünüyorum burada? Evet, sonuçta rekabetimiz ülkeler veya oradaki firmalar, kurumlar boş durmuyor. Onlar da canlı ve hızlı hareket ediyorlar. Özellikle biraz önce söylediğiniz yeşil mutabakat, yeşil fabrikalar, hem yeni yapacağımız binaları bu standartlarda yaparak elimizi güçlendirmiş oluyoruz. Hem de yaptığımız ihracatın %68'ini Avrupa Birliği'ne yaptığımız için AB standartlarına uyumu daha hızlı ve net sağlamış olacağız. Aslında tekstil ve hazır giyim sektörü olarak AB standartlarına en uyumlu sektörlerden bir tanesiyiz. Sadece yeşil mutabakat olarak bakmamak lazım. Sürdürülebilirliğin Birleşmiş Milletler'de 17 tane kuralı var, kanunu var. En önemli şey bir tanesi döngüsellik. Biraz önce söylediğimiz tüketici alışkanlıkları değiştiği için özellikle son zamanlarda ikinci el kıyafetleri, terzi usulü çalışmalar ve tekrar geri dönüşüm olaylarını çok fazla yaşayacağız. İşin hem döngüsel ekonomisi açısından hem sürdürülebilirlik açısından ve en önemlisi de enerji sistemleri bak açısından ve biraz önce söylediğiniz aslında bizim bu olayımız endüstriyel göç bir sosyal bir devrim. Oradaki insanları orada tutarak hem oranın demografik yapısını korumuş oluyorsunuz. Geçmişteki terör gibi yaşadığımız bazı sıkıntıları insanların önüne iş ve aş getirerek bir takımda da bir çözüm kavuşmuş oluyorsunuz. Geçmişte Anadolu'ya ya da Doğu Anadolu'ya gittiğiniz zaman fabrikaları bulamıyordunuz ama bugün gerçekten ciddi fabrikalar var ve o fabrikaların her biri de insan çalıştırıyor ve insan arayışları devam ediyor. Biz sadece bu konuda biraz daha nitelik kazandırmamız gerekiyor. Bu niteliği de üniversitelerle, sanayicilerle işbirlikleri yaparak bunu sürdürülebilir hale getirmemiz gerekiyor. Şimdi bu Anadolu'ya yapılan yatırımlarla ilgili siz önderlik yapan bireysel olarak da önderlik yapan kuruluşlardan birisiniz. Çok değişik yerlerde Anadolu'da yatırımlarınız var. Burada biraz önce bahsettiğiniz, altını çizdiğiniz yeşil vesaire gibi adımları da belki atıyorsunuz. Tam da bu noktada sektöre ne söylemek istersiniz? Kamuya ne söylemek istersiniz? Anadolu'ya bu sektörün yatırım yapması için. Hani bizim hep hayalimiz ya o. İşte Van'a da gitsinler, Ordu'ya da gitsinler, başka yere de gitsinler. Hazır giyimciler, tekstilciler ne kadar çok giderlerse o kentin gelişimine katkı sağlarlar diye. Ne çağrı yapmak istersiniz? Hem kamu boyutuyla hem meslektaşlarınız boyutuyla. Kamu boyutu olarak baktığımız zaman planlamalarımızı aslında kısa vadeli değil, orta ve uzun vadeli yapmamız gerekiyor. Minimum orta vadeli de 10 yıl. Yeni yapacağımız yatırımlar 10-15 yıldan önce geri dönüşümü sağlanmıyor. Bu yatırımlarla bunu teşvik mekanizması olarak düşünmemek lazım. İşin bir parçası ve işin sürdürülebilirliği açısından düşünmek gerekiyor. Batı'da güçlü olmamız gerekiyor ki Anadolu'da veya Doğu'da bu yatırımları yapabilelim. Planlama olarak da minimum 10 yıllık, 15 yıllık planlamalar yapmak gerekiyor. İş dünyası olarak veya sektöre vereceğimiz mesajlar da şu. Değişen dünyada özellikle bu sürdürülebilirlik adı altındaki gelişmelerle beraber işimize bizim değer katmamız lazım. Bizim basic veya nasıl söyleyeyim daha basit işlerle uğraşmamamız gerekiyor. Daha çok entegrasyona gitmemiz gerekiyor. Daha fazla niteliğe ihtiyacımız var. Daha fazla katma değer yaratmamız lazım. Bu katma değeri yaratırken de belki işbirlikleri beraber yapmamız gerekiyor. Bazı firmalarla birleşmeler oluşacak önümüzdeki dönemlerde. Bunlara bizim hazırlıklı olmamız lazım. Eğer eski alışkanlıklarımızı devam ettirirsek, aynı 80 ile 2000 yıllar arasında yaşadığımız durumda sektörde bir gerilememiz olur. Aslında şu an sektör bir değişim modeli içinde. Tamam mı, devam mı? Eğer işimize devam etmek istiyorsak, başta sürdürülebilirlik,
daha sonra işin dijitalleşme kısmı ve işe katacağımız değerlerle beraber işimize devam ettirmemiz gerekiyor. Evet, çok teşekkür ederim. Biraz önce söylediğiniz, altını çizdiğiniz şey çok önemli. Yani bu sadece sektöre teşvik değil, aslında kamuya da teşvik. Yani ülkeye de teşvik, ülke ekonomisine de teşvik. Öyle bakması lazım evet. Kamunun ya da ülke olarak öyle bakmamız lazım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Başarılar diliyoruz. Anadolu'ya daha çok yatırım yapın istiyoruz. Çok sağ olun. İnşallah yapacağız. Teşekkürler. Efendim, noktalıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.